Öncelikle herkese merhabalar. Ben bir akademisyenim ve üniversite hocasıyım. Dolayısıyla çok konuşurum. İşte bu sebeple şu an bir haksızlıkla karşı karşıyayım. Bana 15 dakika verilmiş ve sizlere neuroscience anlatmak zorundayım. Üstelik tahmin ediyorum ki aranızda bu konuya gayet merakla bakan insanlar var. Gayet şüpheyle bakan insanlar var. Dolayısıyla konumum biraz nahoş bugün. O yüzden ben alternatif bir yol seçmeyi tercih ediyorum ve size bir insan hikayesi anlatmayı tercih ediyorum. Bu hikaye gerçek bir hikaye, gerçek bir insan hikayesi. Çok kereler gördüğümüz bir hikaye. Bu hikayenin adı hep yanlış karar verenler, veren adam. Şöyle bir hayal edin. Diyelim ki uluslararası bir şirkette çalışıyorsunuz. Bir uluslararası iş gezisinde bir insanla tanıştınız. Kendisi sizin gibi iyi bir iş sahibi, başarılı bir insan ve madem ki konumuz karar, adı Bay K olsun. Bay K çok başarılı bir insan, işinde en üst noktalarda, mutlu bir evliliği var, güzel bir eşi var, çocukları var, evi var, arabası var, hayal edebileceğiniz her şeyi var. Ve daha sonra ülkenize geri dönüyorsunuz, 1,5-2 sene sonra yine bir iş gezisinde Bay K'yı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bu çok beğendiğiniz, hayranlık duyduğunuz insanı. Ve Bay K bambaşka bir halde. Bayka işini kaybetmiş, eşini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, evini, arabasını kaybetmiş, paralarını yanlış yerlere yatırmış, yanlış yatırımlar yapmış, kazıklanmış ve şu an belki de evsiz bir insan. Bayka nasıl oldu da bu hale gelebildi? Ve hayatımızda gerçekten Bayka diye bir şey görmek mümkün mü? Aslına bakarsanız Bayka gerçek. Ve klinikte birçok kere bu tip hastalar görünüyor. Bayka'nın özelliği ne? Bayka'ya baktığınızda kendisinin son derece zeki bir insan olduğunu göreceksiniz. Bütün bu yaşadığı trajedilerden sonra. Eğer kendisine testler yapmaya kalksanız, hafızasının yerinde olduğunu göreceksiniz. Bir satranç oyunu oynasanız, belki satranç da sizi yenecek. Ve finansal konularda kendisinden danışmanlık alsanız, size son derece akıllıca fikirler verecek. Belki de önünüzü açacak. Ama Bayka karar veremiyor. Çünkü karar verme yetisini kaybetmiş. Bayka'nın başına ne gelmiş olabilir? Bayka'nın başına şu gelmiş olabilir. Muhtemelen kendisi ventromedial prefrontal korteks dediğimiz yerde küçük bir inme geçirmiş olabilir. Ya da Bayka ventromedial prefrontal korteks bölgede ufak bir kanser tümörü büyütmüş olabilir, bu ameliyatla alınmış olabilir ya da bir şekilde bir anevrizması patlamıştır. Ventromedial prefrontal korteksin önemi ne? Ventromedial prefrontal korteks bizim vücudumuzdan gelen uyaranları aldığımız, duyguya çevirdiğimiz ve karar verdiğimiz yer. Bütün bunların anlamı ne? Bütün bunların anlamı şu. Karar vermek her ne kadar belki ta Platon'dan beri akıl ve duyguyu dışarıya bırakarak yaptığımız bir şey gibi düşünsek de aslına bakarsanız duygu olmadan, duyguyu beyinde entegre etmeden ve bu özellikle vücudumuzdan gelen sinyalleri entegre etmeden karar vermek asla mümkün değil. İşte bütün bu Bayka ve benzeri hikayeleri uzun yıllar çalışan önemli bir klinisyen Antonio Damasio, Descartes'in Hatası adlı kitabında bütün bunları anlatıyor. Kendisinin şu an gayet önem addedilen bir teorisi var. Bu teorinin adı somatic marker hipotezi. Bu hipotez ne diyor? Bu hipotez diyor ki biz insanlar aslında farkına varmadan önce hissederiz. Biz insanlar aslında öncelikle duygularımızdan yani vücudumuzdan gelen sinyallerden aldığımız verilerle kararlarımızı belirleriz. Nedir bu veriler? Bu veriler kalp atışımızdır mesela. Heyecanlandığınızda kalbiniz duyarsınız. Pat 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 pat. Bu kolay bir örnek. Çok heyecanlandığınızda terlersiniz, solunumunuz hızlanır. Oysa bütün bunların arkasında hayatımızda her an, her dakika vücudumuz bize binlerce sinyal veriyor. Bu binlerce sinyal işte beynimizin çeşitli bölgelerinde ventromedial prefrontal korteks bunlardan bir tanesi entegre ediliyor ve karar veriyor. Dolayısıyla Antonio Damasio'nun sözlerini kullanmak gerekirse biz aslında düşünen makineler değiliz. Biz aslında hisseden makineleriz. Devam etmek gerekirse elbette iş sadece ventromedial prefrontal kortekste değil. İnsan karar verme merkezlerini biz şu an gayet iyi biliyoruz. Bunun içinde bir sürü bölgeler var. Örnek vermek gerekirse orbitofrontal korteks. Burası gördüğünüz gibi değer, maddelere, nesnelere, gördüğümüz şeylere, ürünlere, bazen ilişkilerimize, bazen ahlaki kararlarımıza değer atıyor. Bunun dışında
Ventromedial prefrontal korteks vücudumuzdan gelen sinyallerle bu değerleri karşılaştırıp karar vermemizi sağlayan bir alan. Bütün bu sisteme veri gönderen bir reward sistemimiz var. Yani ödül sistemi. Bize güzel gelen şeylerin güzel gelmesini sağlayan yer. Yani şeker neden tatlıdır? Hiç düşündünüz mü? Veya haz veren şeyler niye haz veriyordur? İşte bütün bunlar beynimizdeki bu ağlar sayesinde. Bütün bunları kafanızı karıştırmak ya da böyle çok jargonlu konuşmak için demiyorum. Demeye çalıştığım şey şu. Bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, nöropazarlamadan bahsediyorsak öncelikle şunu demek istiyorum. Bunun arkasında çok sağlam bir bilgi birikimi var. Bunun arkasında gayet sağlam bir bilim var. Bu bilimin başlangıç noktaları elbette ki nöropsikoloji, nöropsikiyatri ve davranış nörolojisi. Bilim adamları insan davranışı anlamak için uzun yıllardır yoğun şekilde çalışıyorlar. Bütün bu çalışmalar artık teknolojinin de gelişmesiyle belli bir noktaya geldi. Artık biz neuroeconomics denilen bir disipline sahibiz. Adı sizi yanıltmasın. Bu insan beynini okuyup nasıl ekonomik tercihler yapacağını anlama alanı değil sadece. Bu bütün olarak insanların nasıl karar verdiğini, ahlaki konularda, ilişkilerine dair, gidip marketten herhangi bir şey alacaklarında, dostlarına borç verip vermeyeceklerinde, bütün bunları nasıl oluyor da şu kafamızın içindeki, aslına bakarsanız et parçası, hesap ediyor. Ve bu hesapları yaparken nasıl mekanizmalar kullanıyor? İşte neuroeconomics bunun bilim dalı. Ve dünyanın en saygın üniversitelerinde, en saygın insanlar, en saygın bilim adamları bu konulara kafa yoruyorlar. İşte bugün nöromarketing olarak adlandırdığınız alanda kullanılan metodolojiler, hepsi bu neuroeconomics. Ve daha önceki çalışmalardan ancak damlayan, süzülen ve size ulaşan şeyler. Dolayısıyla nöromarketinge belki şüpheli olarak, haklı olarak belki de kimi yanlarıyla bakıyor olabilirsiniz. Daha yeterince bilgi sahibi olmamış olabilirsiniz. Ama nöromarketing aslına bakarsanız çok uzun bir geleneğin artık yavaş yavaş sizlere dokunmaya başladığı nokta. Birkaç örnek vereyim izninizle metotlara, gerçi biraz önce anlatıldı. Nöromarketing deyince hemen aklınıza muhtemelen beyni ölçmek geliyor, EEG geliyor, fMRI geliyor. Ama nöromarketing sırf bu değil. Çünkü ne dedim? İnsan vücudu, insan vücudundan gelen duygular, hisler, kalp atışları, derinizin terlemesi, bütün bunlar sizin karar verişinizde önemli. Dolayısıyla nöromarketingde kullanılan metotların bir kısmı vücuttan alınan ölçümler, somatik ölçümler dediğimiz. Ne gibi? Yüz ifadeleri, yüz kaslarının hareketleri, göz hareketleri, gözlerinizin nereye baktığı ve göz kırpma, irkilme refleksi. İlginç değil mi? Güzel bir şeye bakıyorsanız sizi irkiltmek daha zor. Ama kötü bir şeye bakıyorsanız, beğenmediğiniz bir şeye bakıyorsanız sizi irkiltmek daha kolaydır. İşte bütün bunları ölçerek baktığınız şeyi beğenip beğenmediğinizi anlamak mümkün. Davranışsal cevap süreleri, reaction time'lar, bunları da ölçmek mümkün. Bunun dışında daha bilinenler elektrodermal aktivite, yani yalan makinesinde de kullanılan cildinizin her an yani sempatik sinir sisteminizin aktivasyonuyla ne kadar heyecanlandığınız, izlediğiniz şeye ne kadar angaje olduğunuzu gösteren birebir bir ölçek. Bunun dışında kalp atımınız, kalp basıncınız, kan basıncınız, solunum ve göz bebeğinizin ne kadar büyüdüğü. Bir de daha popüler genel olarak konuyla daha angaje olarak düşünülen metotlar var elbette ki. Beynimizin aktivitesini ölçmek. Burada yaptığımız şey beynimizin belli bölgelerinde ne kadar kan akışının arttığına bakıyoruz. Beyinde şöyle bir şey var. Bir yer çok çalışıyorsa oraya daha çok kan gidiyor. Biz buraya daha çok kan gittiğini görebiliyorsak oranın aktive olduğunu anlayabiliyoruz. İşte fMRI ve pozitron emisyon tomografisi bu prensibe dayanıyor. Elektriksel ölçümler var. Yani nöromarketingde çok olarak kullanılan elektroensefalogram, beynimizin, kafamızın üzerine yerleştirdiğimiz elektrotlarla beyin aktivitesini anlamaya çalıştığımız metotlar. Şimdi izninizle birkaç tane kritik örnek vermek istiyorum. Bunlar saygın bilimsel dergilerde çıkmış çalışmalar. Bunlar ekonomi dergileri değil. Bir tanesi çok meşhur. Yani şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu bilim güzel ama bize getirisi ne? Belki veya marketin getirisi ne olabilir? Her şeyden önce çok çok uzun süredir devam eden bir soruyu yanıtlayabilir. Coca-Cola ve Pepsi. Neden Coca-Cola? Biliyorsunuz muhtemelen ne zaman kör olarak tat testleri yapsa insanlar Pepsi'yi beğeniyor. Ama ne zamanki Coca-Cola markasını görseler, insanlar Coca-Cola'yı tercih etmeye başlıyor. İşte 2004 yılında bu konuda bir çalışma yapıldı ve insanları kör ve gözleri açık şekilde, yani markayı görürdükleri halde beyin görüntüleme yöntemleriyle ölçüm yapıldı. Görülen şuydu, Pepsi'yi tattıklarında insanların temelde tad almayla ilgili bölgeleri aktive oluyordu.
Oysa Coca-Cola'yı tattıklarında ve Coca-Cola imajını gördüklerinde beyinlerinin hafıza ile ilgili olan bölümleri de aktive oluyordu. Dolayısıyla insanlar Coca-Cola'yı bütün o belki de 100 yıllık başarılı reklam kampanyasıyla birlikte tadıyorlardı. Dolayısıyla şunu da diyebiliriz. Evet, Coca-Cola belki de o insanlara gerçekten daha tatlı geliyordu. Çünkü o an tattıkları yalnızca o içeceğin tadı ve gazı değil, hatırladıkları hafızaları ve onunla asosiye ettikleri bütün duygulardı. Bir başka çalışmaya bakalım. Reklam analizi mesela. Reklam analizi için klasik yöntem effectiveness. Yani insanları soruyorsunuz. Burada kullanılan bir sigara bırakma reklamı ve belli bir telefon numarası verilmiş. Yapılan çalışmayla insanları soruyorlar. Hangi reklam daha başarılı? İnsanlar ve uzmanlar skorluyor. Ama ne insanlar ne uzmanlar aslında o üç reklamın yayınlandığında hangisine daha çok dönüş alınacağını bilemiyor. Peki kim biliyor? Fonksiyonel MRI. Fonksiyonel MRI'da gördüğünüz gibi üçüncü reklam medyofrontal prefrontal areyada daha yüksek aktivasyona yol açmış. Ve gerçekten de bu hatta geri dönüş aramaları en çok üçüncü reklamda olmuş. Gördüğünüz gibi self-report ratinglerle en ufak bir alakası yok. Aynı şeyi zaplama davranışında da görüyoruz. İnsanların biyometrik ölçümlerle vücutlarının verdiği reaksiyonları gerçek zamanlı TiVo ya da Türkiye'deki benzerleri gibi datalarla karşılaştırdığımızda gerçek ratinglerin aşağı yukarı vücuttan alınan ölçümlerle hemen hemen birebir oturduğunu görebiliyoruz. Aynı gene bilimsel bir makale Walking Dead adlı televizyon dizisi için yapılmış ve yaptıkları online buzz, yani insanlar o dizinin o bölümünü izledikten sonra kaç tane tweet atıyorlar. Burada yapılan bir EEG çalışması, fakat klasik bir EEG çalışmasından farklı, bunu söylemek istiyorum. Çünkü senkronizasyona bakılmış ufak bir not olarak ve insanların ne kadar tweet atacağıyla elektroensefalogramda alınan aktivite arasında nispeten kayda değer bir korelasyon bulunmuş. Bütün bunları niye anlatıyorum? Nöropazarlama denilen şey uzun bir geleneğin sonucu ve sizlerin en azından bunu göz ardı etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de ve dünyadaki global trendlere hızla bakarsak, birinci olarak dünyadaki trendlerde artık Forbes 100'deki birçok şirketin nöromarketingi size açıkça söyleseler ya da söylemeseler de kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu nöromarketing için bir kırılma noktası. İkincisi, dünyada artık nöropazarlamaya karşı, nöromarketinge karşı biraz daha az şüphecilik var, daha az eleştiri var. Son olarak teknoloji artık çok daha ucuz. Eskiden laboratuvarlarda 100 bin dolarlık cihazlarla yapılan şeyler bugün 15-20 bin dolarlık cihazlarla yapılabiliyor. Tabii ki ekspertizin olması şartıyla. Ve global bilinçlenme, demin de bahsedilen Daniel Kahneman'ın kitabıyla ve benzeri kitaplarla insanlarda karar vermeden duyguların ve kendilerinin farkında olmadığı parametrelerin ne kadar önemli olduğunu gösteren kitap. Son olarak new marketing anlayışı, yani nöromarketingin klasik marketinge bir alternatif değil, onunla angaje olup onu tamamlayacak bir metot olduğunun yavaş yavaş kabul görmesi ve bunun öne çıkartılması. Aynı şekilde NSMBA, Neuromarketing Science and Business Association'ın getirdiği çok önemli standartizasyon ve kontrol mekanizmaları var. Artık nöromarketing şirketleri buraya üye olmak istiyorlarsa bütün metotlarını açıkça belirtmek zorundalar ve en az bir tane bilim insanını çalıştırmak zorundalar NSMBA için. Türkiye'deki nöropazarlamaya hızlıca geçmek istiyorum. Türkiye'de de gördüğümüz üzere artan bir ilgi ve bilinirlik var. Buna karşılık şüphe ve merak da devam ediyor. Türkiye'nin durumu 10-12 sene önceki Amerika'ya çok benzer durumda. Dolayısıyla artan nöropazarlama şirketleri var. Fakat Amerika'da 10-12 sene önce nöropazarlama ilk çıktığında öyle büyük sözler verildi ki, öyle sıra dışı iddialarda bulundu ki piyasa küstürüldü ve nöromarketinge, nöropazarlamaya olan inanç sarsıldı. Şimdi Türkiye'de bu pazarlama şirketleri elbette işler yapıyor. Bunların bir kısmı iyi olabilir, kötü olabilir, o ayrı bir mesele ama kesinlikle yetersiz bir uzmanlık var ve metodolojik hatalar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sizler bu konuda çalışırken daha köklü kuruluşlarla çalışmanızı ben nacizane olarak tavsiye ederim. İkinci olarak da bütün herkesin Amerika'daki durumu yaşamamak için nöropazarlamada, yani sektörü bir 10 sene, 15 sene geriye atmamak için standartizasyona ve bilimsel temele dikkat etmesini rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biraz geçtim.